Elektrik Board takipçileri, bugün 2014 LED aydınlatma fuarında Niki firmasının satış pazarlama sorumlusu Bora Vargın ile birlikteyiz. Kendisiyle bir röportaj yapacağız. 2014 yılı aydınlatma sektörü için nasıl geçiyor? Size göre dönüm noktası diyebileceğiniz ve sektörde iz bıraktığını düşündüğünüz hususlar var mıdır? 2014 yılı aydınlatma sektörü açısından biraz ayıralım isterseniz. Aydınlatma sektörüyle LED'i ayıralım. LED teknolojisi aydınlatma sektörü içerisinde kendine yeni yeni yer bulan bir ürün. Gittikçe kendine sektör içerisinde büyük pazar edinmeye başlayan bir ürün. 2014 yılı LED teknolojisinde büyük sıçramaların olmaya başladığı bir yıl. Ama 2015 ve 2016 yılında bu çok daha fazla büyüyerek gelecek. Sektör hızlanarak pazar paylarını yükseltecek. Üretim, yaratılan katma değer, ihracat ve istihdam rakamları bakımından Türkiye aydınlatma sektörünü değerlendirir misiniz? Türkiye dünya ile entegre midir? Pazar büyüklüğümüz nedir? Pazar büyüklüğümüz maalesef aydınlatma sektöründe dünya globaline baktığımız zaman yeterli değil. Çünkü bu konuda bir Çin faktörü var biliyorsunuz. Çin işçilikler dolayısıyla, maliyetler dolayısıyla pazar payını, özellikle iç aydınlatmada pazar payını dünya üzerinde çok ciddi miktarda elinde tutuyor. Bizim daha bu konuda almamız gereken çok yol var. Kendimizi ispat etmemiz gereken çok noktalar var. Yaratmamız gereken katma değerler ve oluşturmamız gereken dünya globali haline gelebilecek, oluşturmamız gereken firmalar var. O yüzden henüz daha Türkiye olarak aydınlatma sektörünün biraz başındayız diyebiliriz. Teşekkür ederim. Sektörünüzdeki rekabeti nasıl buluyorsunuz? Fiyatları ucuzlatmaya dayalı bir rekabet mi sektörde hakimdir? Yoksa sektörü büyütmeye yönelik bir rekabet mi hakimdir? Fiyatlar konusunda maalesef bir kargaşa var. Bunu ne büyütmeye dayalı ne rekabete dayalı diyebilirim. Çünkü şu anda sektörde imal edilen özellikle bizim konseptimizde, yani dış mekan konseptinde, otoyol konseptinde, yüksek tavan armatürleri konseptinde çok değişik fiyatlar ve değişik kalitede ürünler var. Ancak kaliteli ürünü ucuza almanız maalesef mümkün olmadığı için bu değişken fiyatlar müşterilerin kafasını karıştırıyor. Ama bu bir istikrara oturmuş durumda değil henüz maalesef. Peki sektörünüzdeki ARGE faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz? Sektöre yeni giren mühendisler sizce yeterli donanıma sahipler mi? Ara eleman konusunda sıkıntılar aydınlatma sektöründe de yaşanıyor mu? ARGE konusunda biz yaklaşık 18 yıllık bir know-how'a sahibiz. Elektrik, elektronik konusunda. ARGE konusunda Türkiye'de maalesef yeterli yatırım yapılmıyor. Firmalar buna yeterli bütçe ayırmadığını düşünüyorum. Biz o yüzden çok ciddi manada bir ARGE yatırımı yapıyoruz. ARGE'ye çok önem veriyoruz. Zaten ürünlerimizden de bu belli oluyor. Ancak üniversitelerin yeteri kadar ARGE konusunda insan yetiştirdiğini düşünmüyorum. Evet. Peki üniversite sanayi işbirliği bakımından aydınlatma sektörünü değerlendirir misiniz? Bu sektörde yürütülen çalışmalar yeterli midir üniversite konusunda? Beklentileriniz nelerdir? Üniversiteler konusunda sanayiciyle üniversitelerin birlikte çalışması konusunda maalesef yine dediğim gibi biraz önce işin daha başındayız. Yeterli değil çalışmalar. Bunlar bütçe isteyen, ARGE'ler gibi bütçe isteyen konular, hususlar. Dolayısıyla firmaların kendi bünyesinde bütçe ayırmasının haricinde hükümetimizin de devletimizin de bu konularda teşvik edici bazı bütçeleri ayırması ve kullandırması gerekiyor. Üniversitelerle üreticiler arasında daha henüz netleşmiş bir şey yok. Evet. Peki aydınlatma sektöründeki devlet destek ve teşvikleri yeterli midir dediğiniz gibi? Sektörde maliyet bileşenlerinden öne çıkanlar nelerdir? Maliyet bileşenleri konusunda ülke olarak hangi konumdayız? Üniversitelerle olan diyalog yeterli değil. Onu zaten biraz önce bahsetmiştik. Ancak maliyetler iç aydınlatma konusunda biraz önce bahsettiğimiz gibi Çin bu konuda önderliği çekiyor dünyada gördüğümüz kadarıyla. Ama dış aydınlatma konusunda dünyayla rekabet edebilecek hale yavaş yavaş geliyoruz. Bunu da piyasamızı büyüttükçe elde ediyoruz. Hani daha Türkçesi para kazandıkça elde ediyoruz. Zaman içerisinde dünyayla daha rekabet edebilir konuma
geleceğimizi düşünüyorum. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.